Resulullah Aleyhisselam'ın hayat atlasında, Peygamberimizin ömründe gezmeye devam ediyoruz. Mükeymin Vadisi'ndeyiz. Resulullah Aleyhisselam'ın ve İslam'ın mühim bir hadisesine şahitlik ediyoruz. Burası Müreysi Gazvesi'nden dönüşte Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar buraya geldiğinde Allah Resulü'nün hanımı Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yanındaydı Resulullah'ın. Ablası Esma'nın kendisine hediye ettiği gerdanlığı kaybetmişti burada. Bu Mükeymin Dağı'dır. Şu vadi, gördüğünüz bu vadi şimdi Mekke-Medine yoludur. Hacılarımız, umrecilerimiz bu yoldan gidip geliyorlar. Az ilerimiz zaten Mikat Mahalli, Zülhuleyfe dediğimiz yer. Burası, bu vadiye adını veren şu gördüğünüz dağlar Mükeymin Dağları. Mükeymin Vadisi'nde olan olay Ayşe annemiz ablası Esma'nın kendine hediye ettiği gerdanlığı kaybetmiş ve Resulullah'a da söylemişti. Ayşe annemiz çok üzüldüğü, çok sevindiği şeyi eşiyle paylaşıyor. Resulullah Aleyhisselam'la paylaşıyor. Peygamber Efendimiz'e söyleyince Hazreti Muhammed, dikkat ediniz ey erkekler, ey Müslüman erkekler, kardeşlerim, ailenin önemine bakınız. Bizim evlerimize de çok nasihat çıkıyor. Yani bu yoldayız, böyle araba, uçak, otobüs yok. Bu kadar imkanları yok. Gece karanlığında binlerce Müslümanı bekletemem ben, demedi Resulullah Aleyhisselam. Orada birkaç Müslümana dedi ki, anneniz Ayşe'nin manevi değeri yüksek olan, üzüldüğü o kolyeyi arayalım dedi. Efendimiz ve Müslümanlar aradılar. Tabii birkaç saat sürdü bu arada. Allah Resulü o Ayşe annemizin gerdanlığını, kolyesini bulup getiren sahabi efendimize çok teşekkür etti, dua etti. Ama o sırada namaz vakti çıkmak üzereydi. Namaz vakti çıkmak üzereydi. Maide suresinin 6. ayetinde Estaizübillah فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ مِنْ Yani şayet su bulamazsanız ellerinizi dirseklerimizle beraber ve yüzlerinizi onunla temiz bir toprakla teyemmümü helal kılan ayet işte burada indi. Burası ayetin işte teyemmüm bölümünün nazil olduğu yer. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz tabii namaz vakti çıkacak. Müslümanları bir tedirginlik almış. Hazreti Ebu Bekir paniklemiş. Bu Ayşe yüzünden olmuştu, kızı yüzünden. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Ayşe annemize bağırıp çağırmaya başladı. Resulullah Efendimiz bir geldi ki Ebu Bekir Efendimiz kızı da olduğu için Peygamberimizden 2 yaş küçüktür yaşça Hazreti Ebu Bekir. Kızına bağırıyor, kızıyor, çıkışıyor Ayşe anamıza. Senin yüzünden oldu, söylemeseydin ne olurdu, ben sana Medine'de en güzel kolyeyi yine alırdım filan. Ayşe annemiz de üzülmüş. Resulullah ve Müslümanlar sabah namazının çıkacağından korktukları bir anda, Ebu Bekir Efendimiz de kızına bağırıp çağırdığı, kızdığı bir anda, Hazreti Peygamber öyle sakin bir insan ki, Allah'ım erkeklerimize, kadınlarımıza Peygamberimizin şu ahlakını nasip et ya Rabbi. Ey Ebu Bekir, sakin ol dedi. Niye bağırıp çağırıyorsun? Ayşe'yi niye üzüyorsun? Değer mi buna? Sabret, bir sabret dedi. Başınızda Allah'ın Resulü duruyor. Hazreti Ebu Bekir sustu, Cebrail geldi. Az önce okuduğum Maide suresi 6. ayetin o bölümü, teyemmüm ayetleri işte şu toprağa döküldü. Mükeymin Vadisi'nde teyemmüm ayetlerinin indiği yer. Ayet indi ve Resulullah Aleyhisselam ilk teyemmümü burada yaptı. Burası peygamberin teyemmümüne şahit topraklar. Ha şura mıydı, bura mıydı? Hani bazen bana kızıyorlar. Bizim hoca arkadaşlar diyorlar ki hocam sen peygamberin yanında mıydın filan diyorlar. Ya yanında değildim ama yanında gibi seviyorum. Hissediyorum, özlüyorum ve okuduğum bir şeyi Allah Resulü'nün asrında evet burada olmuştur. Şuradır, buradır ama buradır yani. Şöyle tarif edeyim teyemmümü. Acizane müsaadelerinizle
hem de teyemmümü de öğrenmiş olalım. Olmaz ama oldu ki su bulamadık. Suyun başında düşman var. İşte şu toprak ya da toprak cinsi mermere, tuğlaya yapabiliriz. Şöyle bismillah iki kere vurduk. İki kere vurduk. Şöyle döktük. İlla toz olması şart değil. Toprağa dokunduk. Sonra yüzümüzü meshedeceğiz. Femsahu. Yüzümüzü tüy bitiminden. Tüy bitiminden meshedeceğiz. Sonra bu artık bitti. Bunun hakkı. Bir daha toprağa vuracağız. Temizliyor bu. Böylece dökeceğiz. Ve önce böyle sağ elimizi, sonra sol elimizi böyle meshederek. İşte bu abdest. Bu kadar. Teyemmüm de buydu. Allah teyemmüme muhtaç etmesin ama ihtiyaç olduğu zaman da Ayşe annemize dua etmiş oluruz aynı zamanda. Efendimiz ve Müslümanlar 1000 civarında Müslüman burada teyemmüm abdestiyle sabah namazlarını kıldılar. Namazdan sonra bir şey oldu. Asıl onu söyleyeceğim işte. Pişman olacağımız işleri Allah bize yaptırmasın. Hazreti Üseyd bin Hudayr, Resulullah'ın hanımı annemiz Ayşe'ye gelerek dedi ki, ey Ebu Bekir'in kızı, ey Seyyidina Ebu Bekir'in, bizim efendimiz, bizim büyüğümüz Ebu Bekir'in kızı, sizin ne şerefli bir aileniz var, sizin ne bereketli bir aileniz var. İftira edenlere cezanın verildiği ayet senin hatırına, senin içinde olduğun bir olaya indi. Hatırlıyor musunuz ifk olayı? Yine baban hicretten dolayı la tahzen innallaha ma'ana, üzülme Allah bizimle beraberdir ayeti, Tevbe suresi 40. ayet, sizin evinizin hatırına indi. İçinde olduğunuz olaylar. Yine Esma binti Ebu Bekir, Zübeyir bin Avvam, sizin ne bereketli bir aileniz var ey Ayşe. Allah senin hatırına daraldığımız zaman, su bulamadığımız zaman, başımızda Resulullah olmadığımız zaman, ne yapacağımızı şaşıracağımız bir günde Resulullah aleyhissalatu vesselama inen bu ayetle bizi büyük bir ferahlığa kavuşturdun. Senin sayende suyun olmadığı zamanlarda toprağa iki kere vuracağız. Hazreti Üseyd bin Hudayr teşekkür etti. Ey Ayşe, ne şerefli bir ailenin çocuğusun. Baban Ebu Bekir'in evi ne bereketli bir ev. Ümmeti Muhammed'e ne güzel çıkış yolları sizin sayenizde nazil oldu. Senin içinde olduğun bir olaydan. Müslümana suizan etmenin haramlığı biliyorsunuz Nur suresi 11. ayetten 16. ayete kadar onu anlatıyor. Yine Ayşe annemizin içinde olduğu olay. Hazreti Ayşe ferahlamıştı. Hani suçluluk psikolojisi vardı ya, benim yüzümden Müslümanlar gecikti, benim yüzümden namaz tehlikeye girdi. O korku geçmişti, teyemmüm gelmişti. Asıl sahne burada. Hazreti Ebu Bekir kızına gelip özür dileyecek. Ben acelecilik ettim ey Ayşe. Bana hakkını helal et yavrum diyecek. Kızından özür dileyen bir Ebu Bekir'imiz vardı bizim. Şimdi karısını döven, kızını döven, akrabasını korkutan, başka partiden, başka mezhepten, başka milletten diye insanlara korku salan vahşi insanlarla doldu dünya. Hayvanlara bile eziyet ediyoruz, işkenceyle öldürüyoruz. Ey Allah'ım! Ebu Bekir Efendimiz'deki o naif ahlakı, o hatasını anlayınca evladı bile olsa özür dileyen o ahlakı bize nasip et ya Rabbi. Ayşe, yavrum, beni affedebilecek misin dedi. Hazreti Ayşe annemiz o ana kadar sabırla davranmış, içi daralmış. Babası beni affedebilecek misin yavrum deyince Resulullah'ın eşi Ayşe annemiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e sarıldı. Babam dedi. Resulullah'ın dostu babam dedi. Canım babam dedi. Allah senin hicretini Kur'an'da Müslümanlara anlattı. Allah senin yolculuğunu, Resulullah'la dostluğunu Kur'an'da anlattı. Hazreti Peygamber aleyhisselamın kızı babam dedi. Sana hiç kırılır mıyım dedi. Birbirlerine sarıldılar baba kız. Hazreti Peygamber sabırlı olmanın Müslümana ne eğitici sahnelerin ne bereketli
hallerin meydana geleceğini gösterdi. Sabırlı olalım ne olur Müslümanlar. Vallahi çok acele etmeyelim. Kızacağımız zaman, bağıracağımız zaman biraz düşünelim. Dur bir saat sonra bağırayım bari diyelim. Diyelim ki kocamıza bağıracaksınız, haklısınız. Diyelim ki hanımınıza bağıracaksınız, haklısınız. Diyelim ki kızınıza bağıracaksınız, siz haklısınız. Deyin ki bir saat sonra bağırayım, iki saat sonra bağırayım. Yani erteleyin o anda. Göreceksiniz bir şey olacak ve zaman sizi tedavi edecek. Sabırı Allah bize öğretsin inşallah. Burası teyemmüm ayetlerinin indiği yer. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Müslümanlara bir müjde verdi. Allah Resulü diyor ki, benden önce peygamberlere verilmeyen 5 şey bana verildi diyor. Buradaki müjde işte. Bu vadi, Mükeymin Vadisi'nin müjdesi. Nedir ey Allah'ın Resulü? Benden önceki peygamberler sadece mihraplarında, yani kilise, manastır, havra, cami ne derseniz deyin, kendi ibadet hanelerinde ibadet etmelerine izin verildi. Bana yeryüzü mescit kılındı. 1-2 düşmanlarıma bir aylık yoldan kalplerine korku salındı. Yani bu heybeti Allah bana verdi diyor. Allah'ım o heybeti bugün ümmeti Muhammed'e ver ya Rabbi. Düşmanların maskara maymunlarına döndük ya Rabbi. Biz korkuyoruz kafirlerden, biz korkuyoruz zalimlerden. Aman bize dokunmasınlar diye Müslüman garibanı dövüyorlar Doğu Türkistan'da. Arakan'da Müslümanlar diri diri öldürülüyor. Aman ticaretimiz bozulmasın diye karışmıyoruz, başımızı çeviriyoruz. Dünya mazlumları Filistin, dakika dakika evlerini çalıyorlar. Dakika dakika vatanlarını çalıyorlar. Dünya susuyor. Hani bir aylık yoldan korku doldurmuştun Hazreti Muhammed'in düşmanlarına, kalbine. Ya Rabbi bizi Resulullah'a, sünnetlerine bağlı ümmet eyle ve bizim düşmanlarımızın kalbine de o izzeti, o heybeti bize nasip et ya Rabbi. Korku doldur onların kalbine. Bizi de o cesaretin sahibi Müslümanlardan eyle ya Rabbi. 2. Düşmanların kalbine bir aylık yoldan korku salınacak. 3. Toprak, su bulunamadı. Toprak temizleyici abdest yerine geçecek. Ondan önceki peygamberlere verilmemiş. 4. Ganimetleri taksim etme yetkisini Allah peygamber Rabbi. Peygamber Efendimiz'e bizi hem bu 5 hasletiyle hem de sünnetleriyle ümmet eyle ya Rabbi. Selam olsun Ayşe anne sana. Selam olsun ey Useyd ibn Hudayr. Hazreti Ebu Bekir ailesini müjdeleyen Hüseyin. Selam olsun ya Ebu Bekir Sıddık. Selam olsun ey Ensar. Topraklarında İslam'ı büyüten Ensar. Selam olsun ey Muhacir. Her şeyini Allah yoluna terk edip yola düşen Müslümanlar. Teyemmüm ayetinin indiği bu topraklar, susuz korak topraklar sanki Resulullah geçtiği için buyurun sulak, sazlık, araziye dönüşmüş. Rabbime şükürler olsun. Hicret yolunun hemen ağzındayız. Medine'nin giriş boğazı aha orasıdır. Hadi girin şuradan içeri. Allah'ım nasip et ya Rabbi. Hepimize kendi hatamızı görerek hatalarımızdan, günahlarımızdan, mekruhlardan, çirkin işlerden vazgeçmeyi nasip et ya Rabbi. Bu toprakları sadece bir hikayenin, bir olayın, bir bilginin paylaşıldığı değil, bir hayatın bir hayata taşındığı topraklar eyle ya Rabbi. Asr-ı saadeti ömrümüze yaşat ya Rabbi. Selam olsun muhacirlere. Salat ve selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun şefaati hepimizin üzerine olsun. Bugün Peygamberimizin ayak izlerinde kardeşlerim, asr-ı saadetin o güzel yapraklarında bugün sizlerle teyemmüm ayetlerinin indiği topraklara geldik. Bu çok sevdiğim, çok özlediğim, çok çok böyle içimde Resulullah Aleyhisselam'a olan muhabbetimin adeta şahitleri olan buraları gezmiş oluyorum. Ve sizi de bu sevgime ortak ediyorum. Buraları siz de görün istedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.